Zıbıdılar merhaba. 21 numaralı ünitemizin 21 numaralı köşe taşını çözeceğiz dostlarım. Ayarlamasını yapıp odaklanmayı da ayarlayıp hemen başlıyorum soruları çözmeye. Diyor ki bir manav 3 tanesini 5 TL'ye aldığı kivileri 5 tanesini 7,5 TL'den satmıştır. Yüzde kaç zarar etmiştir diyor. Şimdi biz ilk önce maliyeti hesaplayalım. Sonra satış fiyatını hesaplayalım dostlarım. En sonunda zararı buluruz zaten. Şimdi adamım ne diyeceğiz? 3 tanesini 5'e almış, 5 tanesini 7,5'a satmış. Şöyle yapalım kardeşim. Bir tane üzerinden gidelim. 3 tanesine 5 lira verdiyse bu kerata, 5, bir tanesine ne kadar verecek? Hemen bakın şurada orantıyla göstereyim. 3 taneyi 5 lira verdiyse bir tanesine ne kadar verecek? Göster orantıyı. 5 çarpı 1, 5 eşittir 3x'e. X eşittir 5 bölü 3 çıktı dostlarım. Demek ki bir tanesini 5 bölü 3 TL'ye aldı. Diyor ki sonra 5 tanesini 7,5'tan sattığına göre diyor. O zaman biz ne yapacağız hemen dostlarım? 7,5 bölü 5 diyeceğiz. Bir tanesini sattığı fiyatı bulacağız arkadaşlar. Hadi şurayı da bir düzenleyelim. Bir virgül bu tarafa atalım. 0 olsun burası. Bir de 25'e bölelim bu adamı 3. 25'e bölelim 2 gelsin. 3 bölü 2 liraya da satıyormuş. Şimdi zararını soruyor bize. Demek ki maliyetten daha düşük bir fiyata satıyor. Zaten rasyonel sayılardan da belli oluyor. O halde 5 bölü 3 eksi 3 bölü 2 diyorum. Buradan payda eşitlemesi yaptığımda 10, 9 çıktı. 1 bölü 6 lira zararına satıyor arkadaşlarım. Bu 1 bölü 6'yı maliyet üzerinden hemen hesaplıyorum. 5 bölü 3 lirada 1 bölü 6 lira zarar elde ediyorsa yüzde ne kadar zarar elde eder diye bir soru soruyor bize. Hemen bununla bunu çarpalım. 100 bölü 6 eşittir 5x bölü 3. Dostum 3 gitti, 6 gitti, 2. 2 ile sadeleştirdim. Burada kaldı 50. 5x 50, x eşittir 10 çıktı goberler. Hemen 2 numaraya bakalım. Çok benzer bir soru. 3 tanesini x TL'ye alıyor. O zaman hemen maliyeti hesaplıyorum dostlarım. X bölü 3 diyorum maliyeti. Bir tanesinin maliyetini hesaplıyorum. Bir malın 5 tanesini 3x bölü 4 liraya almış. O zaman satmış. Satışı hemen hesaplayalım arkadaşlarım. 3x bölü 4, şurada göstereyim. 3x bölü 4 bölü 5 olacak. Bölü 5'te 1 bölü 5 diye çarparsak 3x bölü 20. Bu da bizim satış fiyatımız dostlarım. Şimdi hemen ne yapıyorum? 3x bölü 20'den x bölü 3'ü çıkartalım. Şimdi yani satıştan maliyeti çıkartıyorum. Bakalım kar mı zarar mı? 3x bölü 20'den x bölü 3'ü çıkarttım. Payda eşitliyorum 3, payda eşitliyorum 20. 9x, 20x çıktı. Eksi 11x bölü 60 geldi. Dostum demek ki ben zarardayım. Eksi çıktığına göre zarardayız, içerideyiz demektir. O zaman kar yok. Bir kere kar olanları silelim. Zarardayız arkadaşlar. Ya Ceyhan ya Deniz'de olacak. Peki ne kadar zarardayız hocam? Yüzdesini hesaplayalım. Şimdi maliyet üzerinden zarar hesaplanacak. X bölü 3'te 11x bölü 60 zarardayız. Acaba yüzde ne kadar zarardayız diye soruyorum ben. Hemen bununla bunu çarpıyorum. Şurada biraz yer açayım mı kendime arkadaşlarım? Şurayı bir temizleyeyim. 11x bölü 60 çarpı 100 eşittir x bölü 3 çarpı soru işareti. Birer sıfır gitsin şuradan. Dostum 3'e bölelim, 3'e bölelim 2 çıksın. X'leri zaten silelim. 2'ye bölelim, 2'ye bölelim 5 çıksın. 5 çarpı 11'den soru işareti eşittir. %55 çıktı goberler. Evet dostlar şuna bakıyoruz şimdi. Serkan satın aldığı 130 tane kalemin her birini aynı fiyata satıyor. Peki. Satılanların 100 tanesi kalemlerin maliyetini karşıladığına göre. Aa bak ne güzel soru. 100 tanesi maliyeti karşılıyorsa demek ki geri kalan 30 tanesi kar. Demek ki %30 kar. Geldik şuna. Bakkal yumurtaların 2 düzinesini 6 TL'ye alıp
tanesini bilmem ne TL'ye satıyormuş. Şimdi maliyeti hemen hesaplıyorum önce. 2 düzine demek arkadaşlarım. 1 düzine 12'dir. 2 düzine 24. Şimdi 24 tanesini 6 TL'ye alıyormuş. O zaman bir tanesini kaç TL'ye alacak bu adam? 6 T bölü 24 diyorum dostlar. Hatta bunu da düzenleyelim. T bölü 4. 6'ya bölerek sadeleştirdim. Şimdi satışı hesaplayalım. Tanesini 3 T bölü 10'a satıyor diyor. E zaten bir tanesini söylemiş. O zaman 3 T bölü 10 da bunun için söyledik. Şimdi satış mı şey zarar mı kar mı bunu bulacağız. Satıştan maliyeti çıkartıyorum. 3T bölü 10'dan 1T bölü 4'ü çıkartıyorum. 4 buraya, 10 buraya yazdım. 12T eksi 10T'den 2T bölü 40. Yani T bölü 20 lira artı geldiği için kârdayız zaten. Bir de zaten ne kadar kâr olduğunu soruyor. T bölü 20 lira kârdayım. Ama nerede? Maliyette. T bölü 4'te T bölü 20 lira kârda isem acaba yüzde ne kadar kârdayım diye soruyorum. Hemen bununla bunu çarptım. 100 çarpı T bölü 20 eşittir x çarpı T bölü 4. T'ler gitsin. 4 ile 20 sadeleşsin. 5 kalsın. Bir de 5'e bölelim bu amcayı. 20 çıksın. X dediğimiz şey arkadaşlarım. Cevap Adana geldi. Evet, geldim 22 numaraya. Bir de odaklanmaya bakalım. Daha bir kere daha şöyle tıklayalım da güzel olsun. Bir mağaza etiket fiyatı üzerinden %30 indirim yaptığında satışlar %50 artıyor. Ha, güzel bir soru çeşidi arkadaşlarım bu. Şöyle bir soru çeşidi dostlar. Adam mağazaya giren belli bir müşteri sayısı var. İndirim yaptığında müşteri sayısı artıyor. Böyle bir tarz soru. Bakın ne yapıyorum şimdi bunda dostlar. Şimdi etiket fiyatını 100 lira kabul ediyorum. 100 lira. Yapılan satışı da 100 miktar kabul ediyorum arkadaşlar. Yani 100 kişi alışveriş yapsın diyelim. Ve etiket fiyatı da 100 lira. Bu durumda 100 liradan 100 kişi alırsa benim kazancım şu kadar lira olacak değil mi? 10 bin lira olacak arkadaşlar. İkisinin çarpımı. Sonra diyor ki bak fiyat üzerinden bu etiket fiyatı bu da satış miktarı diyelim. Satış miktarı. Şimdi etiket fiyatından %30 indirim yapıyorum. Yani 70'e mi düşüyorum benim etiket fiyatım? Ama satışlar yani satılan miktar %50 artıyor. O zaman 50'si kadar artıyor 150. Peki şimdi yeni fiyat, yeni karım, yeni kazancım ne kadar olur? 70 çarpı 150'den 105 çift sıfır oldu arkadaşlar. Yani ne oldu dostlarım? 10.000'de 500 lira karım var benim şimdi. 500 TL karım var ama 10.000'de. Peki yüzde ne kadar olur diye soruyorum. Bak şöyle sorayım. 10.000'de 500 lira karım var. Acaba yüzde ne kadar karım olur diye soruyorum. Yüze düşmesi için 2 sıfır silmiş. Ben de 2 sıfır sileyim buradan. 5 mi kaldı dostlarım? %5 karımız var. Hadi 2'de daha iyi anlayacaksınız. Bir mağaza kampanya döneminde fiyatlara bir miktar indirim yaptığında satışlar %40 artıyormuş dostlarım. Şimdi şöyle diyeyim. 100 liraydı bu şeyin fiyatı. 100 miktarda satıyordu. Bu miktar. Bu da etiket fiyatı. Ve böylelikle kazanç ikisinin çarpımı. 10 bin lira kazancım vardı. Sonra diyor ki bir miktar indirim yapıyor diyor kardeşler. %40 indirim, bir miktar indirim yapıyor. İşte burası kaç oluyor bilmiyoruz tabii. Bir miktar indirim yaptı ve satışlar %40 artıyor. Yani sattığı miktar %40 artmış. Ne kadar indirim yaptığını bilmiyorum ben. Böyle olduğunda da kasaya giren para miktarı %5 artıyormuş dostlarım. Yani bunun %5'i ne yapıyor da zaten az önceki soruda da çıktı. 500 lira artıyormuş. Demek ki 10 bin 500 lira oluyormuş dostlar. Kasaya giren para %5 artıyor. Ne yaptım? Hemen kenarda şunun %5'ini hesapladım. 5 bölü 100 ile çarptım. 500 çıktı. 500 artıyor. 10.500 oldu.
E peki şimdi yeni etiket fiyatı nedir onu bulalım. Kaçla 140'ı çarparsam 10.500 yapar diye bir soru soralım dostlarım. Buradan hemen bulursak 140'a böleceğiz tabii şunu. Şöyle yapacağız. 140x eşittir 10.500. X eşittir 10.500 bölü 140. Birer sıfır gitti. 2'ye bölelim 7. 2'ye bölelim bunu da dostlarım. 525. 7'ye bölelim. 7'ye bölelim 525'i. Ne çıkar? 6 kere olsa 25. 525'i 7'ye bölsek. Şöyle kenarda böleyim ben ya. Kafadan yapamadım arkadaşlarım. 7'ye bölelim. 52'de 4 kere 7. 4 kere 7 28. 5 7 kere 8 56. 7 kere 7 49. Niye uzattıysam. Şurası 3, 35'te de 5. 75 geliyor dostlarım. Demek ki burası 75'miş. Yani ne kadar indirim yapmış etiket fiyatında? %25 indirim yapmış. Yüzdü 25'e düşürmüş diyebilirim. Bir kitabın fiyatında %20 indirim yapılınca satışlar %25 artıyor. Şimdi başlangıçta 100 diyorum. Bu etiket fiyatı. Miktar diyorum, satılan miktar 100 olsun yine. Bu durumda kasaya giren para 100 çarpı 100'den 10 bin lira. Kitabın fiyatında etiket üstünden %20 indirim yapıyorum, 80 lira oluyor. %25 artıyormuş satışlar, 125 lira oluyor. Buna göre elde edilen toplam para için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bir şey söylüyor. 8 çarpı 25 bu da yine 10 bin lira yapar dostlarım. O zaman kazanılan para değişmez. Aynı miktarda kalır diyebiliriz. Peki 3 numaraya geldik. Bir malın fiyatı normalde 100 liraydı. Satışlarımızın miktarı da 100 lira olsun. O zaman 10.000 TL kazandık diyoruz. %25 arttırılınca diyor fiyatı. 125 lira oluyor. Satışlar %10 düşüyor. 90 kişi oluyor o zaman. Kasaya giren para yüzde kaç artar diye soruyor. Hadi 90'la şu 125'i çarpalım arkadaşlarım. Şöyle yapacak 112.50. Böyle bir hesap çıkacak dostlarım. Ve kazanılan para ne kadar oldu? 1.250 lira fazla kazanmış olduk bu durumda. 10.000'de 1.250 yüzde ne kadar yapar diye soruyor. 10.000'de 2 sıfır siliyorum 10.000'den olduğu için. Bir sıfır sildim. Bir de virgül geriye geldim. 12.5 dedik sorunun cevabını. Evet 22'yi de gömdük. Şimdi 23'ü alıyoruz. Bakalım bu ne diyor 23. Ucuzluk yapan bir mağaza fiyatlarda %20 indirim yapıyor dostlar. İlk hafta satışın az olduğunu görünce ikinci hafta indirimli fiyatlar üzerinden bir %25 daha yapıyor. Bak tek tek yapalım. Maliyet 100 olsun. Fiyatlarda %20 indirim yaptı. Şimdi indirimli fiyatımız %20'sini indirdiğim için 80'e düştü artık. 20'sini indirdik. Satışın az olduğunu görünce ikinci hafta yani ikinci bir indirim daha yapıyor. Ne kadar? İndirimli fiyat üzerinden %25. Yani bundan da 25 düşmeyin sakın. Bunun %25'i kadar daha indirim yapıyormuş. 80'in. Bak diyor ya indirimli fiyatlar üzerinden %25 indirim yapın. 80'den %25'ini hesaplayalım 80'in. 5'e böl 5, 5'e böl 2, 2 ile de bu gitsin 4, 4 kere 5, 20. Yani 80'in %25'i yine 20 yapıyor. Bir 20 daha indirirseniz 60'a düşüyor fiyatımız bu durumda. Mağaza sahibinin yaptığı tüm indirim yüzde kaçtır? Yüzde kaç oldu dostlarım? 40 mı oldu haberler? Yüzdü, 60'a düştü, %40 oldu. Hadi buna bakalım. Bir malın etiket fiyatı maliyet üzerinden %40 hesaplanmıştır diyor. Maliyetine 100x diyelim. Etiket fiyatı neymiş arkadaşlarım? Bunun %40 karı. Yani 140 liraymış etiket fiyatı. Bu mal etiket fiyatı üzerinden %40 indirimle satılırsa sakın ha şaşırmayın. 40'ı geri alıyor değiliz arkadaşlarım. Etiket fiyatı üzerinden %40 indirin diyor. Yani 140'ın %40'ını bulun diyor. Bir bulalım. Ne geliyor burası? 56 geliyor. 56 lira indirilirse diyor. 140'ın %40'ı. O zaman indirimli fiyat ne olacak? 56 lira indirelim. 84 liraya düşecek dostlar. Yeni fiyatımız 84 lira.
Buna göre bu satıştaki kar zarar durumu nedir? E bakın, 16 lira zararda değil miyiz arkadaşlar? 100 lira çıktı cebimizden. 84 lira kazandık. 16 lira zarardayız. Evet, geldik 3 numaraya. Bakalım bu ne diyor dostlar? Yüzdelik karla satış yapan fiyatlarını belirleyen bir büfe. Şimdi maliyeti biliyoruz arkadaşlarım. Maliyet 100x. Bu durumda satış fiyatımız bizim yüzdelik karla belirlendiği için 150 TL oldu. Sonra öğrencileri sattığı mallarda satış fiyatı üzerinden %30 indirim yapıyor. Bak, öğrenci tarifesi, öğrenci fiyatını yapıyorum burada. Yalnız nereden indirim yapıyormuş? Satış fiyatı üzerinden. Burayı kaçırmayın dostlar. Yani 150'nin siz %30'unu hesaplayacaksınız. 45 lira indirim yapıyormuş. O zaman öğrencilere de 105 liradan satıyor. Buna göre büfe öğrencilere sattığı mallardan bu malların maliyet fiyatı üzerinden yüzde kaç kar elde etmiştir? Bak, pat diye çıktı. Maliyetten %5 kar elde ediyormuş dostlarım. Cevap ada. Son soruma geldim dostlar. Bakalım bu ne diyor? %30 karla satılan bir mala. Şimdi maliyetimiz 100 lira olsun yine. Satış fiyatı dostlarım 130 karla satıldığı için böyle. Satış fiyatı üzerinden %10 zam yapılıyor. Bak, satış fiyatının 130'un %10'unu hesaplıyorum. Sıfırlar gitti, 13 lira. Bu kadar zam yapıyorum. Zamlı fiyat diyelim buna. 13 lira zam yaparsam 143 liradan satıyorum şu anda zamlı fiyat. Daha sonra son satış fiyatı, yani şunun üzerinden de %20 indirim yapılıyormuş dostlarım. %20 indirim yapılıyor. O zaman hemen 143'ün %20'sini hesaplayalım şöyle kenarda. Birer sıfır gitsin. 2'ye bölelim, 2'ye bölelim, 5 kalsın. 143'ü de 5'e bölelim. 2 kere 5, 10 çıkarttım 4. 43 de 5, 8 kere 8 kere 5, 40 çıkarttım 3. Bir virgül çaktım, sıfır çaktım 6. 28,6 lira indirim yapılacakmış. %20'si dediği şey bu. Hemen 28,6'yı çıkartalım. Son satış fiyatını bulalım. 143'ten önce 28'i çıkartıyorum. 13'ten 8 çıktı, 5. 3'ten 2 çıktı, 1. 1. 115 lira. Şimdi 0,6'yı da çıkartalım. 114,4 olacak arkadaşlarım. Böyle bir şey oldu. 114,4. Ne diyorum? 114,4. Peki karımızı soruyor bize. 100'dü. 114,4 oldu. 14,4 lira karda mıyız yüzde arkadaşlar? O zaman cevabımız Denizli çıktı. Hadi bakalım, 24 numara bu videomuzun son testi olsun. Bir satıcı bir malı %60 karla satarken, şimdi maliyetimizi diyelim ki 100x. O zaman satış fiyatımız %60 karla satıyorsa 160x. Bu fiyat üzerinden %25 indirim yapıyor. Yani 160 üzerinden %25 indirim yapıyorsa gitsin gitsin. 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 8, 5'e böldüm 5'e böldüm 5, 40. 8 kere 5, 40. İndirimli fiyatı dostlarım 40x indiriyor, 120x'e düştü. Ve böylelikle diyor 600 TL'ye satıyorum diyor. Hemen bulalım. X bu durumda 5 çıkar. Bu malın maliyeti 100x'i soruyor. 500 lira oldu haberler. Hadi geldik 2'ye. Her seferinde satış fiyatı üzerinden art arda yapılan %10 ve %20'lik indirimlerden sonra 720 TL'ye satılan bir malın ilk satış fiyatı. Bak şimdi, ilk satış fiyatı 100x olsun. İki defa indirim yapacağım dostlarım. Birinci indirim, %10'luk bir indirim yapıyormuşum. 90x'e düştüm arkadaşlar. İkinci indirimde yapıyorum. Fakat bunun üzerinden indirim yapıyormuşuz. Arda arda satış fiyatı üzerinden. Yeni satış fiyatımız bu. Şimdi ikinci indirimi yaparken bir önceki satış fiyatı üzerinden yapacağız dostlarım. 90x'in %20'sini hesaplıyorum hemen. Sıfırlar gitti. 18x daha indiriyorum. 72x'e düşüyor. Ve en son burada da diyor sattığımız fiyat 720 TL'ye eşittir. O zaman x eşittir 10 çıktı. İlk satış fiyatını soruyor. 10 çarpı 100'den 1000 lira geldi dostlar. Şuna bakıyoruz. Maliyet üzerinden %80 karla satılan diyor. Şimdi maliyeti hemen 100x diyelim.
Satış fiyatına %80 karla dediği için 180x diyorum. Satış fiyatı üzerinden %20 indirim yapılıyor diyor. Yani 180'in %20'sini hesaplıyorum hemen. Sıfırlar gitti. 36 lira indirin diyor burada. İndirimli fiyat diyeyim ben. 36 çıkartırsak 144x kalıyor dostlarım. İndirim yapılıyor. Bu malın indirimli satıştan 11 TL kar elde ediliyor. Yani bak şimdi şurada diyor 11 TL kar elde ediliyor. Normalde 44x değil mi 11 lira olan? O zaman x eşittir 11 bölü 44'ten 1 bölü 4 olur. Bu malın indirimli satışından önceki karı kaç TL'ydi? 80x'i soruyor bize. 80 çarpı 1 bölü 4. 4'e bölersen 20 lira çıktı dostlar. Evet, 4 numaradayız. Bir kalemin maliyeti bir defterin maliyetinin %20'si kadardır. Bakın şöyle yapalım şimdi. Maliyet diyelim dostlarım. Defterin maliyeti kalemin maliyeti. Defterin maliyetinin %20'si kadardır diyor. Defterin maliyeti 100x olsun. Kalemin maliyeti diyor. Defterin maliyetinin %20'si. Bunun %20'si 20x değil midir dostlar? Şimdi defter %80 karla satılacak. Satış fiyatını hesaplayalım. %80'i bunun 80x yapar. O zaman 180x'e satıyorum. Kalem de %50 karla. %50'si demek yarısı demekti. Yarısı kadar karla satarsam 30x'e de bunu satıyorum. Bu iki satıştan toplam 135 TL kar elde ediliyor. Toplam buradan elde ettiğim karı hesaplıyorum şimdi 80x. Buradan elde ettiğim karı hesaplıyorum 10x. Toplam 90x karım var ve bu da 135 TL'ye denk geliyormuş. Buna göre kalemin maliyeti bize de 20x'i soruyor dostlar. Hadi şimdi şuradan bir x'i çekelim isterseniz. Kardeşim önce bir ne yapalım? 135 bölü 90 diyor ya. Önce bir 9'a bölelim şurada 135'i. Bir 9'a böleyim. Bir kere 9, 9 çıkarttım. 4, 45'te 5. 15 geliyor arkadaşlarım. 9'a böldüm 10x oldu. 9'a böldüm 15 çıktı. Demek ki x eşittir 15 bölü 10. Hatta 5'e böl 3, 5'e böl 2. X'i bulduk. 20x'i soruyor. 20 çarpı 3 bölü 2'yi soruyor bize. 60 bölü 2'den 30 geliyor. Sorumuzun cevabı dostlarım. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.